Gel gel buraya gel. Yüzerek, yüzün gözüksün. Dur, Seyfi. Buraya bak. Dur olmadı orası. Seyfi çekilir. Yarış heyecanlıydı. İşte bir tek finişte bir sıkıntı yaşadım. Tolga Öcalan, ben birinci genel klasmanla birinci çıkarken bana vurup omuz atıp düşmemle ikinci, üçüncü çıktım. Ya ben orada zaten düşünce sinir krizi gibi bir şey geçirdim. Çok sinirlendim. Yani direkt elim ayağım titremeye başladı. Birinci çıkacakken üçüncü olmam. Onun gibi. Ama buradan mesajım yok. Yani o da bilerek yapmadım dese de gözüm buharlaştı dedi. Yani biz öyle inanalım. Öyle olsun. Evet şeyde madalya töreninden önce konuşmuştum. Ne benden özür diledi. İşte burası açık su, burada böyle şeyler olabilir. Benden özür dilerim. Burada açık su, burası böyle şeyler olabilir. Ben 11 yaşımda başladım açık suya. Abilerimiz bize yumruk atıyordu, dövüyordu dedi. Evet, bunları mı söyledi sen? Evet. Yani açık suda olabilebilecek şeyler bunlar dedi. Peki sen orada sinir krizi geçirirken senin yanına gelmedin mi? Hayır, ben yoktum. Sadece oraya arkadaşlarım, bir de annemin arkadaşları geldi. O kadar. Gelmesini bekler miydin? Yani evet tabii ki de. Kim beklemezdi ki? Önemli olan nokta da o zaten. 7 yaşımdan beri. Peki. Şu an 13 yaşındayım, 6 yıldır. Peki derecelerin var mı bu konuda? Yani 2 yıldır düzenli olarak finallere giriyorum, vizelere katılıyorum. Bu yıl 13 yaşıma girdiğim için artık finallere vizelere katılmayacağım. Onun yerine finallere gideceğim. Milli takım kampına gideceğim 20 Mayıs'ta, 20-23 Mayıs aralarında açık sudan. Yani amacım milli takıma girip iyi bir dereceler yapmak açık sudan, kelebekten. Yani amacım elimden gelenin en iyi şekilde milli olup ülkemi gururlandırmak. Olay benim gözümün önünde oldu zaten. Seyfi'nin orada düştüğü anı gördüm. Zaten hemen görüntülerde de vardır. Arkasına çıktım, müdahale ettim. Tolga Bey daha sonra bana bizi yani hepimizle, bütün eşimle, antrenörlerle, Seyfi'yle hepimizle tek tek konuşup özür diledi. Yanlışlıkla olduğunu, ayağının kuma takıldığını söyledi. Biz onun samimiyetine inandık. Ki görüntüleri izledikten sonra tabii biraz üzüldük. Çünkü dönüp arkasına bakmaması, hani orada devam etmiş olması bizi çok üzdü. Evet, birbirini tebrik ettiler, devam ettiler. Tabii biraz üzdü bizi. Ya spor barış dili olması gerekiyor sporda. Evet açık suda böyle sert olduğunu biliyoruz. Bunları göze alarak gittik zaten ama ne kadar da olsa barış yani. Atatürk bize her zaman ne demiş? Sporun zeki, çevik ve ahlaklısını isterim, örnek alın demiş. Biz de oğlumuzu zaten bu yolda böyle yetiştirmeye çalışıyoruz. Hani kişilikli, zeki, ahlaklı, iyi bir insan olsun diye uğraşıyoruz. O güzel bir konu. Herkes Seyfi'yi tanıyor. Şu anda herkes çok güzel mesajlar atıyor. Annesi olarak ben çok mutluyum. O bütün mesajları gördüm. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum destekleri için. Umarım Seyfi de bunların altında kalmayacak. Gelecekte iyi bir sporcu olacak ve ülkemizi hem Türkiye'de hem dünyada inşallah çok iyi temsil eden bir sporcu olacak. Yani bütün temennimiz bu. Talihsizlik olarak değerlendiriyorum. Yarış anında bizim görüş açımızda tam net değildi olay.
Sonrasında madalya töreninde bizi çağırıp özür dileme olayı oldu. Evet, ama o şekilde görmedik biz. Bizim gördüğümüz kadrajda ikisi yan yana düşüyor gibiydi. Biz pazartesi günü bu görüntüleri gördükten sonra daha da üzüldük. Keşke bize dürüst bir şekilde davranıp söyleseydi. O özürün daha kıymetli olacağını düşünüyorum. Biz oraya bu kamp için hazırlandık. Motive bir şekilde giderken böyle bir olayın gelmesi gerçekten üzücüydü. Keşke orada çarpmak yerine elinden tutup beraber orada İrina, Tolga Bey, ondan sonra Seyfi üçü el ele geçselerdi de biz şu an burada daha güzel bir şey konuşuyor olsaydık.